Herkese merhaba, ben Zülal Karahan. Bugün sizlere yine bir LGS ders çalışma günlüğüm Part 2 videosunu çekiyorum. Bugün günlerden salı ve benim perşembe günü İngilizce quizim var. Aynı zamanda bu cuma ya da haftaya Türkçe quizim var fiilimsilerden. Fiilimsileri hala çok iyi anlamış değilim, yani doğru düzgün yapamıyorum. Bu yüzden bugün Türkçe çalışmaya ağırlık vermek istiyorum. Yani birazcık Türkçe tekrar yapmak istiyorum. Onun dışında bol bol matematik çözmek istiyorum yeni nesil. O zaman hadi gelin birlikte bir program hazırlayalım. Ben böyle günlük genelde 200 soru falan çözüyorum. Bazenleri sadece yeni nesil çözdüğüm için 150 soru oluyor, 100 soru olduğu da oluyor. Ama 200 soru çözmeye ağırlık veriyorum. Yani 200 soru çözmeye çalışıyorum. Mesela bu pazar günü hiç ders çalışamadım. Bu dün, yani pazartesi günü. Şimdi de burayı dolduracağım. Ama ben ilk önce bu defterime planımı hazırlıyorum. Sonra da akşam olunca da buraya geçiriyorum. Şimdi hemen buraya planımı hazırlamaya başlayayım. Program hazırladım. Hemen size programı okuyayım. Daha eklenilecekler vardır. Belki de programın hepsini yapamam ama şu an yazdıklarımı hemen bir okuyayım. Fiilimsi konu tekrar, matematik ödev, İngilizce ödev, matematik 30-40 soru, Türkçe 60 soru, İnkılap 15 soru, Din 15 soru, Fen 40 soru, İngilizce de 20 soru. Şu anlık programım bu şekilde. Ben fiilimsi konu tekrarı ile başlayacağım. Videodan önce bir 15 soru, 20 soru falan Türkçe çözdüm. Bunun devamını da getiririm. Şimdilik dediğim gibi Türkçe konu tekrar yapacağım. Şimdi ben Türkçe tekrarımı bitirdim. Matematik ödevim vardı. Ben zaten videoya başlamadan önce bir 5 soru falan yapmıştım. 10 soru falan kalmıştır. Hemen onu yapacağım. Sonra da Türkçe testi çözmeye geçeceğim. Şimdi matematik ödevimi de bitirdim. Türkçe testi çözmeye geçiyorum. Soru Türkçe çözdüm. Şimdi de bu paragraf 10 kitabından 30 soru paragraf çözeceğim. Şimdi matematik çözmeye geçeceğim. Bu problem bankasından çözeceğim. Ama başlamadan önce kendime bir kahve yapmak istiyorum. Çok kötü geliyor biliyorum ama artık havada karardı ve ışığı böyle de yapınca çok fazla vuruyor. Zaten kısa bir şey söyleyeceğim. Ben bu Tonguç'un kitabından yeni nesil sorular çözdüm. Bir de ayrı bir kitaptan kolay sorular çözdüm. Şimdi de din çözmeye geçeceğim. Ben bu taktikte din soru bankasından soru çözümümü yapacağım. Bu arada saat şu an 10 oldu. Ben genelde 12 gibi çalışmamı bitirebiliyorum. Ama inşallah bugün 11 gibi bitirebilirim. Çünkü artık çok yoruldum ve yatmak istiyorum. Aynı zamanda şu an fen, inkılap ve İngilizce kaldı. İnkılap ve İngilizceyi yapabilir miyim bilmiyorum ama yapmaya çalışacağım. Neyse, lafı daha uzatmadan din kültürüne geçelim. Bir tane soru bankası bulunuyor. Bir tanesi taktikli soru bankası, diğeri de zoru bankası. Ben bu taktikli soru bankasından kalıtıma kadar bitirmiştim ama bu zoru bankasında kalıtımı daha bitirmedim, çaprazlamalar falan. Bu yüzden hemen bundan da o kısmı bitireceğim. Müzik
benim fen çalışmam da bitti ama hepsini çekemedim. Çünkü çekerken saklama alanında oldu diye bir uyarı geldi. Şimdi ise İngilizce kelime tekrarı yapacağım. Önümde şu an upuzun sayfalar bulunuyor. Birazdan size göstereceğim. Birinci üniteyi zaten yapabiliyorum. Onu daha önceden yaz tatilinden ezberlemiştim ama ikinci üniteyi biraz daha iyi çalışmam gerekiyor. İkinci üniteden biraz daha fazla yanlışım çıkıyor. Şimdi dediğim gibi bu kelimeleri çalışacağım. Sonra da videoyu kapatacağım. Bakın böyle kelimeler bayağı var. Dediğim gibi ben birinci üniteye çalışmayacağım. Sadece ikinci üniteye çalışacağım. Kapatmak istiyorum ama kapatmadan önce günün bir değerlendirmesini yapalım. Fiilimsi konu tekrar yaptık, matematik ödevimi yaptık, İngilizce ödevimi yapamadık ama zaten onun zamanı vardı Perşembe gününe kadar. Matematikten 42 soru çözdük, Türkçeden 60 soru, İnkılap İngilizce çözemedik, dinden 10 soru, fenden de 20 soru çözebildik. Benim için güzel bir gündü, verimli bir gündü. Umarım siz de sevmişsinizdir. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.